O güzel günler, mavi denizler, yemyeşil ormanlar bitti. Hepsi sevgilim bitti. Koç geldi, koçu çek. Hepsi bitti. Ay. Ama işte böyle de burada da Amazon erkekleri mevcut arkadaşlar. O günler bitti. Başlıyoruz. Realite, Kongo, geldik. Ve şimdi göreceksiniz burada neler yaptığımızı, nasıl bir hayat yaşadığımızı, çevremizdeki insanları, her şeyi artık size anlatacağız. Bugün şimdi kendi mağazamızın da olduğu AVM'ye gidiyoruz. Yol boyunca da size burada neler yaptığımızı, hani nasıl hayatımızı geçirdiğimizden ufak ufak bahsedeceğiz. AVM'yi biraz göstereceğiz, mağazamızı biraz göstereceğiz. Böyle minik bir hakkımızda ufak bilgilendirme videosu gibi bir şey olacak bu. Öyle yani. Öyle değil mi hocam? Öyle değil. Evet. Başlıyoruz. Şöyle bir sohbet tadında geçsin yolculuğumuz. Neden buradayız arkadaşlar? İş vesilesiyle buradayız esasında. 2014 yılından beri Emre, 2015'ten beri de ben. 2016'da da kendi mağazamızı açtık. Şu anda işte ilk başta birlikte çalışıyorduk ama şu anda ben çocuk vesilesiyle evde dadılık yapmakla meşgulüm. Emre mağazamıza takılmakta. Ticaretle uğraşıyoruz aslında bakarsanız. En kolay yoldan atmak gerekirse. Burada bir giyim mağazamız var, bir alışveriş merkezinde. Yaklaşık 32 aydır açık olan bir mağaza. 3 yılı tamamlamamız için o yüzden 3 yıl demiyorum. Gençlere yönelik bir mağaza ve Kongolular genel olarak giyinmeyi, kıyafeti, modayı çok fazla seviyorlar ve buradaki en güzel yapılabilecek işlerden bir tanesi bu. O yüzden bunu seçtiklerim. Zaten işimiz buydu. Biz de o yüzden burada böyle bir sektöre girmeyi tercih ettik. Ürünlerimiz tamamen yerli. Türkiye'den alıyoruz ve getirip burada mağazamıza koyup mağazamızı satmaya çalışıyoruz. Şimdi kafanızda hepinizin neden oradasınız? Yani neden başka dünyada yapılacak yer mi kalmadı da oradasınız gibi bir soru oluşacak. Çünkü herkesin öyle. Biz buraya aslına bakarsanız Emre'nin amcası ve babasının bir mağazası vardı. Onlar bu işi yapıyorlardı burada. Emre ilk başta onların yanına geldi. Sonra zaten bizim de buraya hani buraya birazcık yaklaşma sebebimiz hani bizim de belki bir mağazamız olur bir gün mantığıydı. O şekilde geldik yani o vesileyle geldik. Hani dünyadan bir yer seçip tak diye gelmedik. Mantıklı bir pazar bakıldığında ama çok da sıkıntılı bir ülke olduğu için böyle sürekli ülkede bir olay, bir şey. Paralar dönmüyor yani o olaylar olduğu süre boyunca da. Para dönmeyince de iş olmuyor. Hani o tarz sıkıntılar yaşayabiliyoruz genel olarak. AVM olduğu için 10'da mağaza açılıyor, 8'de kapatıyoruz. Normalde eskiden 10'du ama müşteri olmadığı için 8'e çektik onu. AVM olarak, genel olarak. Çalışma saatleri o açıdan uzun. Pazar günleri birlikte vakit geçirebiliyoruz. O açıdan keyifli oldu. Personellerimizi ona göre yetiştirdik. Ona göre bir sistem kurduk. O şekilde. Şu an bu gittiğimiz yol Kinshasa'nın bulvarı. En bakımlı, en güzel yollarından biri. Ana yol. Sağ ve sol paralellerinde de çeşitli iş yerleri. Mağazalar, restoranlar. Aynen. Yani buranın en ünlü caddesi burası diyebiliriz. Aynen öyle. Yani bütün temelin döndüğü cadde esasında. Sağ tarafın paraleli biraz daha yerel halkın fazla bulunduğu, sol tarafın paraleli biraz daha lüks kesimin bulunduğu, nehir kenarının olduğu bölüm. Gerçekten zaten öteki taraflara gittiğimizde de farkları anlayacaksınız. Hatta biz size büyük ihtimalle bir yerlerin tarifini bulvar üzerinden yapacağız genelde. Bulvarın sağ tarafı ve sol tarafı olarak ayrılacak yani bizim gideceğimiz yerler. O yüzden size de ufak bir bulvar tanıtımı yapmış olalım. Burada ölümüne korna çalabilirsiniz arkadaşlar. Emre de zaten ölümüne korna çalıyor duydum. Hayır, bizim geçmemiz lazım. Şöyle bir tane trafik ışığımız var. Emre sinirlendi arkadaşlar.
Hayır ya, sola girmesi gerekirken durdu önümde yani. Ya burada ne doğru da sen sola gir. Arkadaşlar burada bir trafik düzeni diyeceğim ama düzensizliği var ki yani size anlatamam. Her yerden araba çıkıyor ve her yerden araba giriyor. Yani gerçekten felaket ya, felaket ötesi yani. Yani gerçekten çok fena ya. Neyse hadi bakalım AVM'ye de giriyoruz. AVM dediğimiz bu arkadaşlar. Sizin öyle kafanızda canlanan koskocaman Uber bir şey çıkmasın. Buranın. Cumartesi günü boşluğuna bakın otoparkın. Aynen, cumartesi günü otoparkındayız. Ne kadar çok müşteri, ne kadar çok insan, ne kadar çok eşi var. İnanılmaz, aman Allah'ım, aman Tanrım. Evet, maalesef zaten çok kötü bir dönemdeyiz iş bakımından. Moraller bozuk. Mesela şu anda 2 ve bugün cumartesi arkadaşlar. Evet. Ay ay ay. Evet, AVM'ye geldik. Şimdi mağazaya doğru çıkıyoruz. Şu anda insanlar ya, burada böyle bir şey yapan hiç kimse olmadığı için beni şu anda burada çalışıp da gören insanlar neden bu sürekli elimde kamerayla geziyor falan diye bakıyorlar ve birbirlerine soruyorlar. Yani farkındayım. Her şey sizler için arkadaşlar. Birazdan tüm detayları da göstereceğim. Evet, şimdi büroya çıkıyoruz. Mesut'u çantan açık çantan. Burası Kongo. Şey... Müzikadan telif miyiz? Ay evet ya, kapatıyorum arkadaşlar. Telif meylif yeri sizinle uğraşamam. Evet, şimdi bürodayız. Mağazamız iki katlı. Evet. Öncelikle onu söyleyelim. Hadi bakalım, üst katımız... Üst katımız promosyon katı, yani indirimdeki ürünler, sezonu geçmiş ürünler. Yani alt katımız ise tamamen güncel ürünler. Alt katımıza 3 ayda bir devamlı yeni ürün gelmekte, yeni ürün almaktayız. Her 3 ayda bir de alt kattaki ürünleri yukarı çıkartmaktayız. Yani bu şekilde devamlı sirkülasyon oluyor. Ürünü alt kata getirdiğimizde normal fiyatlarından koyup sezonu geçince, yani 3 ay sonra üst kata çıkartıp %50, %60 hatta bazen %70 indirimli fiyatlarına satabiliyoruz. Tamamen eritmek amacıyla. Evet, ufaktan hemen depodan başlayalım mesela. Mazda müziği kapattık, telif yemeyelim arkadaşlar. O yüzden kısa keseceğim videoyu. Burası depomuz. Dağınıklığına bakmayın. Daha yeni ürün geldi. O yüzden şu anda birazcık dağınığız. Mağazayı düzenlemekten daha depoyu düzenlemeye giremedik. Depomuz şu anda küçük. Neden küçük? Çünkü başka bir depomuz daha vardı. Mağazanın otopark katında. Fakat oradan çıkmak zorunda kaldık. Burası eskiden stüdyomuzdu. Bura alan boştu yani. Şu raflar yoktu. Burayı stüdyo olarak kullanıyorduk. Fotoğraf stüdyosu olarak. Lakin şu anda ürün bolluğundan dolayı ürünü koyacak yer arıyoruz. Evet. Depomuzdan çıktık. Sol tarafımız büromuzdu. Bu şekilde. Burası promosyon katımız. Yani bütün ürünlerimizin ucuz olduğu yer. Müşteriler ürün bakıyor, o yüzden geçiyorum. Burası erkek bölümü. Şurası merdivendi. Merdivenin sol tarafı erkek bölümü. Sağ taraf ise bayan bölümü. Long. Evet. Ha, bunlar bizim sezon devreden ürünlerimiz esasında. Aynen öyle. Tamamıyla alt katta zamanını doldurduktan sonra yukarı çıkıyorlar. Burada da biraz daha indirimli fiyatla. Hani biz de ürün eriştiriyoruz. Müşteriler de sezonda alamadıkları ürünü, istedikleri ürünü kaldıysa bulabiliyorlar kolaylıkla. Ve satın alabiliyorlar. Evet. Burası mağazamızın sezon bölümü. Buradaki ürünler de her 3 ayda bir yeni ürünlerle değiştiriyor. Bu bölge bayan bölümü oluyor. Kapının tam girişinin sağ tarafı yine, sol taraf ise erkek bölümü oluyor. Kasamız da ileride köşede. Aşağı doğru inelim bakalım. Evet, Kübra spor yaptığı için merdiven inemez halde. Şu an çok fazla müşterimiz var, o yüzden çok fazla şey yapmak da istemiyorum. Ama kısaca ürünlerimizi göz gezdirmek isterseniz diye size birazcık çekim yapıyorum. Evet
arkadaşlar, bunlar bizim personellerimiz. Tabii ki de bizden normal insanlar seçmemizi bekleyemezdiniz. Gördüğünüz üzere bunlar da işte. Bunlar da bizden çok farklı değiller. Bunlar da böyle. Yapacak bir şey yok. Alıştık ama. Alıştık. Oui, monsieur, présentez-vous. Ben, je me présente Jean-Luc Lama et le personnel de la boutique Forever. Je vends. Depuis quand vous travaillez ici, monsieur? Oui, ça fait déjà 2 ans et demi. Je suis là. Mm-hmm. Et grâce à Forever, je suis devenu aussi top model. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris le mode, tout ce qui concerne le mode. La mode, monsieur. Jean-Luc en iyi elemanımız ama en kötü Fransızca konuşan da elemanımız. Aa. Ben ondan daha iyi konuşuyorum şu anda. Bakın görüyorsunuz, düzeltiyorum. Monsieur. Evet, geçiyoruz. Masanga. Masanga. Parle un peu. Bonjour, c'est Christelle, agent de la boutique Forever. Je suis ici, ça fait déjà 2 ans et demi, avec mon boss Emre, Athéna, et accompagnée de sa charmante épouse, Madame Kyuga, qui est là. Voilà, je les aime beaucoup, on est là pour vendre. Et vendre, c'est un peu difficile, mais on est là, on se bat malgré les difficultés, on est là, on tient. Bravo. Okay. C'est là. D'accord, tiens les palpes. Et bien, grâce. Tout est déjà dit, qu'est-ce que je vais dire? Tu te présentes, c'est bon. Tu te présentes, bien. Ok, salut, coucou, je m'appelle Grace Massamba, je suis travailleuse à Forever. Ce n'est pas Forever 21, c'est Forever Juno. Et puis, dans Forever, nous avons plusieurs marques de vêtements. Nous vendons plusieurs articles fashion, basique et puis business class. Forever se trouve dans la capitale de Kinshasa. Nous ne sommes pas à Istanbul, nous sommes dans la République démocratique du Congo. Nous sommes heureux de travailler à Forever. On vous aime, Istanbul. Ok, je m'appelle Dela, je travaille ici chez Forever. Ici, on vend beaucoup de... Oh. Oui, c'est vrai. On vend les légumes, on vend des... Pastèques. Bonjour, je m'appelle Christelle Kété, je suis là comme caissière à la caisse, deuxième caissière à la caisse, et puis je suis là, j'ai les clients. Donc, je n'ai rien à dire, bonjour. Pourquoi vous êtes sérieuse, madame? Vous n'aimez pas les caméras? Non. Non? Pourquoi? La caméra me fait peur. Ah, pardon, tu n'as pas fait tes cheveux, tu es sans maquillage, tu as raison. D'accord, d'accord. Ben gerçekten bunlardaki yeteneği tebrik ediyorum. Abi, 2 saniye içerisinde bu kadar ve ya bu kadar çok konuşup bu kadar net nasıl konuşabilirler gerçekten hiçbir fikrim yok. İnşallah zamanında ben de bu şekilde konuşabilirim diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar. Mağazamız bugünlük bu kadardı. Size sadece bir kısmını tanıtabildik. Personelimize sadece bir kısmını tanıttık. Erkek bölümünden kimse yoktu bugün maalesef. Tanışamadınız o yüzden. Daha o personelle neler yapacağız? Size önden bir bilgisini vereyim. Onlara Türkçe öğretmeye çalışacağız. Onlara Türk yemeklerini tattıracağız. Onlara Türkler hakkında neler düşündüklerini soracağız. Neler bildiklerini soracağız. Onlardan kendi yerel dilleri olan Lingalaca'yı öğrenmeye çalışacağız. Onlardan Afrikalılar gibi dans etmeyi öğrenmeye çalışacağız. Yani onların yemeklerini tadacağız. Daha birçok şey. Size önden kısa bir bilgi vereyim dedim. Ne? Ben tadım. Sizlere önden kısa bir bilgi vereyim dedim. Mağazamız bu kadardı. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Size birazcık da olsa burada ne yapıyoruz, neden buradayız, nasıl geldik, ne yaptık, ne ettik, bu soruların cevaplarını vermeye çalıştık. Personelimizi tanımış oldunuz. İlerleyen videolarda onları daha yakından tanıyacaksınız. Her hafta bir personelle farklı bir video çekmeyi düşünüyoruz. Çünkü gerçekten onlar bizim personelimiz gibi değil, ailemizden bir parça gibi, çocuklarımız gibi. Onları öyle seviyoruz, onlar da bizi bu şekilde seviyorlar zaten. Bizi patronları olarak görmüyorlar. Çok samimiyiz, çok sıcağız, çok içteniz. Hep beraberiz, sizi seviyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Emre tabii bunları bilmiyor. Eğer ki videonun burasına kadar geldiyseniz, aşağı merhaba derseniz bizi çok mutlu edersiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Çat çat çat.